Değerli dostlar merhabalar. Kanal 3'ün Düşünce Ufku programında yeniden birlikteyiz. Bugün de büyük gündem var aslında konumuzda. Hocamız da doçent doktor Mehmet Özger bize son kitabı üzerine aslında değerlendirmelerde bulunacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Kanal 3 seyircilerini selamlıyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam kitabınızı göstermekle başlayayım isterseniz. Büyük gündem, sıcağı sıcağına yeni çıkan bir kitap, Zarif Yayınlarından. Ve aslında çok değerli yazıların içinde olduğu bir kitap, bir deneme kitabı. Ben içindeki yazılardan, başlıklardan dilerseniz okuyarak devam edeyim. Kapı, mesafe, dekalog, terk etmenin retoriği, beklemenin felsefesi, boş değirmen, özgür müyüz, hakkı teslim etmek, ilkeler, insan, eylemsiz söylemler, zamanın geometrisi, gündem, kime benzeyelim, yaşamak, iyi vatandaş mı, aydın mı, Eros'un ızdırabından Fuzuli'nin ızdırabına, bozuk ampule nasıl merhametle bakılır, mutlu yıllar bayım, bedel, hayatı kaça bölmeli, sanat ve hakikat, yol, arayış ve anlam, nostalji, aşksız bir ömür ziyandır başlıklarından oluşuyor. Burada ben kitabı okurken hocam çok tabii değişik yerlere gittim. Bir yani kelime mesela kapıyla başlıyorsunuz ama kapı aslında bize bizim medeniyetimizle dair birçok şeyi de açıyor. Bizim şiirimizde, edebiyatımızda kapının çok önemli rolü var. Çünkü biz kapı dediğimizde ilahi kapıdan tutun, işte devletin kapısına, gönül kapısına, birçok kapıya kapı aralıyoruz oradan. Çok aslında anahtar bir kelime, kapı kelimesi. Siz, yani kitabın başıyla başlayalım dilerseniz hocam. Kapı dediğimizde ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekiyor medeniyetimize dair? Evet, kapı tabii ki biliyorsunuz herhangi bir mekanın girişi anlamındadır. Bizde evlere kapılarından giriniz diye bir Kur'an'da ayet vardır, bizim kültürümüzde de oturmuştur bu. Ama biz elimizdeki metinlere, okuyacağımız metinlere, hayata sembolik bakmak durumundayız. Yani kapı dediğimizde sadece gerçek anlamdaki kapılar gelmemeli aklımıza. Dediğiniz gibi devlet kapısı var, ahiret kapısı var, birçok kapı var aslında. İncil'de yine kapıyla ilgili ayetler var. Ben kapıyı önemsiyorum çünkü biz bir bilime gireceğimiz zaman bile onun bir kapısı olduğunu biliyoruz. Diyelim ki tarihe giriş ya da sosyolojiye giriş. Eskiden biliyorsunuz usul kitapları vardı. Tefsir usulü ve benzeri gibi. Bugün için onların girişleri vardır. İşte tarihe giriş, sosyolojiye giriş ve benzeri. İşte tefsire giriş gibi. Giriş de kapı demektir aslında. Bir bilimin de girişi vardır. Sanatların girişi vardır. İşte çıraklığı vesairesi böyle gider. Hayatın da bir girişi, bir de çıkışı vardır. Onun için iki ve kapalı bir han diyor ya. Kesinlikle şair. Hocam. Yani burada Aşık Veysel Üstad'ı anmadan geçmeyelim. Bu yılda malumunuz 50. vefat yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığımız Aşık Veysel yılı ilan etti. Yine UNESCO tarafından da Aşık Veysel yılı ilan edildi. İnşallah etkinlikler de yapılacaktır. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Yani az önce buyurduğunuz giriş kapısı ve çıkış kapısı iki kapılı bir han dünya. Ama ben bunun biraz daha sembolik olarak düşünülmesi taraftarıyım. Yani sadece dediğim gibi meselenin bir kapı olmadığını iyi biliyoruz. Gerçek anlamda da kapılar önemlidir. Hayatımız da önemlidir. İçinde bulunduğumuz binanın bir kapısı vardır. Evlerin kapısı vardır. Bahçelerin kapısı vardır. Dediğiniz gibi devletin kapısı vardır. Devlet kapısı diye bir şey var. Ve kapıyla ilgili başka unsurlar da giriyor devreye. Eşik giriyor mesela. Yunus Emre'nin taptuğun kapısına değil aslında eşiğine yatması söz konusudur. Evet, eşik yani kapı eşik, olarak da zaten dahildir aslında. Evet.
Eşiği de kapının bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Kapıdan önceki bölümümüz eşik diyoruz. Eski evlerde biraz daha böyle yüksek yaparlardı orayı. Ondan sonra kapı gelirdi. Şimdi kapı ile ilgili birçok kavram, birçok kapının koluymuş ve benzeri parçaları, menteşesi, zili, çok çok unsur var hayatımızda yer alan. Ama önemli olan şudur, yani biz kendi hayatımızdaki nesnelere de, bu nesneler üzerinde üreteceğimiz anlamlara da çoğu zaman dikkat etmiyoruz. Daha doğrusu bizde Tanpınar'ın o bahsettiği eşya hassasiyeti pek de kalmadı. O anlamda eşyalar önemlidir ama eşyaları sembolik anlamda okumak gerekiyor. Nesneleri sembolik anlamda okumak gerekiyor. Varlığı sembolik anlamda okumak gerekiyor. Mesele biraz teknik anlamda böyle baktığımız zaman kapı çok çok farklı yerlere açılıyor. Yoksa yani elbette ki etrafımızda eşyalar var ama bizdeki eşya dikkati azaldı modern zamanda. Eşyalara olan dikkatimiz azaldı. Onlar üzerine varlığı okuma dikkatimiz azaldı. Varlığı eğer eşyalara göstereceğimiz o dikkat üzerinden okuyabilseydik, medeniyet olarak çok başka bir yere gelirdik. Çok daha geçici, çok daha başka bakıyoruz. Onun da en büyük sebebi bizdeki batı taklitçiliğidir. Yani biz batıyı taklit etmeye çalışırken Mevlana'nın karganın kendi yürüyüşünü unutması hikayesinde olduğu gibi kendi yürüyüşümüzü unuttuk. Kendi yürüyüşümüzü unutunca bu yürüyüşe algı demek gerekiyor. Bakış demek gerekiyor. Yani o bakış gitti bizde. Bakış gidince nesneler anlamlarını yitirmeye başladı. Bizden uzaklaşmaya başladılar. Bizdeki dikkat kayboldu çünkü. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı kitabını okursanız oradaki bir şehre, şehrin içindeki nesnelere, eşyaya bakışını fark edersiniz. Ama biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar da yine o büyük medeniyetin Selçuklu ve Osmanlı'nın yetiştirmiş olduğu bir bakiyedir. Osmanlı bakiyesidir o. Tabiri caizse bakiyedir ya da artıktır da diyebilirsiniz. Ama Cumhuriyet dediğimiz anlamda çok dikkatli, eşya dikkati olan bir nesil yetiştiremedi. Öyle görüyorum yani. Bu çok önemli. Evet, eşya ile ünsiyetimizi tabii ki kaybettiğimiz çok açık. İnsanlık olarak da eşya ile bir ünsiyet sorunumuz var. Bir bütünleşme sorunumuz var. Eşya bizim için sadece tüketim malzemesi olarak duruyor. Oysa onun üzerine hani kapıdan bahsettik mesela. Kapının üzerine yüklenen anlamlar geçmişten bugün Osmanlı'nın kapılarına baktığımız zaman yine bütün işte o kapının aksamları da dahil olmak üzere hepsinin teker teker anlamları var. Eşya olarak anlamı var. Bir de mana kapıları noktasında da anlamı var. Yani biz yine halk şiirimize de baktığımızda, yani Neşet Ertaş Üstad'a baktığımızda da seher vakti çaldım yarın kapısın, baktım yarın kapılar, yani sürmeli. Seher vakti yarın kapısı acaba nasıl çalınır? Yani hangi kapı, hak kapısı mı bu acaba seher vakti çalınan? Veya Yunus Emre'nin kapıyı gözet ki huzur kapıdadır, koma gitme, bırakma diyor, kapıdan ayrılma. Bu kapı dediği tabii ki Hakk'ın kapısı Yunus Emre için. Bir dergah kapısı da olabilir. Eşik demiştik. Tabii eşik kelimesi de ta hocam aslında eşik deyince aklıma Sümerce'ye kadar giden bir yol var. Çünkü Sümerce'de gişik demek. Çok eşik. Ilginç. Yani G0 denkliği var. Osman Nedim Tuna Profesör Doktor rahmetli onun kitabında Sümerce ile Türkçenin ilişkisi kitabında Türkçenin yaşı meselesi kitabında gişik yani eşik kelimesi Sümerce'den bugüne olan bir kelime, tespit edilebilen bir kelime. Ve ben burada şiirleri okurken de hocam çok işte Fuzuli'den ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapımı Bağdı Sabah'dan gayrı şiiri çok bildiğimiz, bilinen bir şiirdir aslında. Kapında hasıl itti bu devasuz derde hep gönlüm. Ne derde müptela oldu dili bimarı görsünler gibi. Ya da kapı kapı yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse.
Burada ölümden, tabii ki ölüm hiç böyle hoşumuza gitmeyen bir tabir gibi duruyor aslında. Oysa ölüm bizim medeniyetimizde hayatla çok bütünleşik olarak var. Büyük gündem, gündem maddesinde hocam 53. sayfadaki gündem başlığında da siz, yani asıl bizim gündemimizi kendimiz belirlemeliyiz. Ve bu gündem de aslında Allah'ın belirlediği gündem olmalı. Çünkü hakikat gündemi odur aslında. Hakiki gündem de o olmalıdır. Yani dünyaya dair bizim gündemimiz Allah'ın bize sunduğu gündem olmalıdır. Yoksa bize çeşitli odaklar tarafından, işte sosyal medyada, başka mecralarda sunulan yapay gündemler olmamalı. Hakiki gündem insanın doğumuyla birlikte başlayan bir hayatı ve o hayatın nihayetinde olacak ölüm ve buna hazırlık, bunun sonrasına hazırlık olmalıdır diye düşünüyorum hocam. Siz gündem noktasına buradan biz geçtik çünkü birçok başlık var malumunuz. Yani biz içinde yaşadığımız çağ olarak şöyle tanımlanıyor, yani postmodern bir çağ olarak tanımlanıyor. Postmodernizmin temel özelliği çoğulculuktur ve merkezsizliktir. Merkezsiz olmak ya da çoğulcu olmak aslında bütün söylenen sözlerin doğru olduğu ve aynı zamanda bütün söylenen sözlerin yanlış olduğu anlamına gelir. Yani herkes doğrudur, herkes haklıdır, aynı zamanda herkes haksız ve herkes yanlış da olabilir. Böyle bir çağda bizim tutunabileceğimiz bazı gerçekler gerekir aslında. Bu da yok. Yani Batı düşüncesine baktığımız zaman Batılılar Nietzsche, Andrejit, Kafka, Oscar Wilde, Shakespeare, diğer filozoflar, yazarlar, şairler önümüze ciddi bir tutamak noktası bırakamıyorlar. Yani ya önümüze intiharı ya anlamsızlığı, absürdü bırakıyorlar. Şimdi böyle bir çağda biz kendi yönümüzü nasıl belirleyeceğiz diye baktığımız zaman ancak bunun Allah'ın belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde mümkün olabileceğini söylüyorum. Bu anlamda bizim gündemimizin Allah'ın belirlediği gündemler olmak zorunda. Değilse sapacağız. Değilse herkes gibi üst üste yanlışlar yapacağız ve bu bize bir şey katmayacak. Bu anlamda özellikle teknolojinin de gelişimiyle birlikte sürekli bizim gündemimize bazı şeyler atılır, önermeler atılır. Biz de bunlara ufak ufak sarılırız. Gerçek, hakikat zannederiz yani bunları. Mevlana Mesnevisinde kuş gölgesinden bahseder. İnsanın avcının kuş gölgesi avlamasından bahsediyor mesela. Avcının kuş gölgesi avlamasından bahsediyor. Şimdi bu ne anlama gelir? Avcı atar ama gölgedir, vurduğu gölgedir. Bir şey elde etmez. Şimdi günümüzde sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta felaket bir etkileşim var. Bu etkileşimle birlikte bizim gündemimize bazı şeyler geliyor. Fakat bu gündemler kesinlikle bizi doyurmuyor. Sadra şifa olmuyor. Bizi doyurmuyor. Bazı gıdalar var. Fast food gıda bu. Ama gündem bağlamında söylersek. Fakat karın doyurmuyor. Bize bir gıda sağlamıyor. O anlamda bizim hakiki gündeme yeniden bakmamız gerekiyor. Hakiki gündeme, çünkü Allah işte Allah'ın ipine sarılın diyor. Neden Allah'ın ipine sarılın desin ki? Çünkü düşüyoruz. Çünkü bugün en büyük problemi, kitapta da bazı yerlerde ifade etmişim, melankoli. Bugünün gündeminde tutunamayanlar bir moda halinde duruyor. Oğuz Atay'ın tutunamayanları gerçektir. Kendi adına. Tutunamıyor çünkü. Ama bugünün Allah'a inanan bir insanı, bir gencinin tutunamayan olma durumu yoktur. Eğer inanıyorsa. İnanamıyor, inanmıyorsa zaten tutunamayandır. Fakat bir moda halinde önümüze sürülen bir tutunamayanlar külliyatı var. Şiirlerde, romanlarda. Bunun arka planında Andrejit var, Kafka var, Nietzsche var. Ve benzeri işte Stephen Zweig bile
okuru baykiler. Bize bunların yansıması Oğuz Atay gibi ve benzerleri şeklinde olmuş. Şimdi biz eğer bir kültüre sahipsek, bir medeniyete sahipsek, bizim kendimize ait değerlerimiz varsa bizim tutunamama gibi bir derdimiz olamaz. Ve biz onların gündemiyle beslenirsek, taklit bir tutunamayan oluruz. Onların gündemiyle beslenirsek, kitapta melankoli, taklit melankoli diye bir ifade vardır. Taklit bir melankoli yaşarız. Gerçek bir melankoli de değildir o. Nietzsche'ninki gerçek melankolidir, sizinki gerçek melankoli değildir. Çünkü Nietzsche Tanrısını bulamamıştır. Çünkü Nietzsche Tanrı'yı öldürmüştür. Sen Tanrı'yı öldürmemişsen, zihnen, kalben, öldürmemişsen senin tutunamayan olma ihtimalin yoktur. Tam olarak bundan bahsediyorum. Burada kişinin karar vermesi gerekiyor elbette. Ben Tanrı'mı öldürdüm mü, öldürmedim mi? Eğer öldürmediysem Tanrı'nın ipi diye bir kavram var, ona sarılmak durumundayım ve tutunamayan olamam. Evet. Şimdi René Girard diye bir düşünür var, Fransız düşünür René Girard. Romantik Yalan, Romansal Hakikat diye bir kitabı var. Bu kitabında şundan bahsediyor. İnsanların istekleri, yani bir şeyi istemek, arzu etmek. Diyelim ki önümüzde bir bardak var. Bu bardağı istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu benim kendi istemem, kendi özgür irademle ilgilidir normalde, değil mi? Fakat René Girard özellikle romanlarda, kitaplarda, gerçek hayatta da bu böyledir. Bizim isteklerimizin çoğunun başkalarının, yani güçlü, iktidar sahibi başka birisinin isteğine bağlı olduğunu söyler. Yani iktidar sahibi olan istediği için siz onu istersiniz. Arzu eden, ki ona dolayımlayıcı der, arzunun dolayımlayıcısı, o istediği için sen istersin. Yani iktidar sahibi birisi bir ceket giyiyorsa, ekose bir ceket giyiyorsa, etrafımızdaki birçok insanın aynı şekilde ekose ceket giymesi şu anlama gelir. Bu kişi, A kişisi, iktidar, burada güçlü olan anlamında söylüyorum, iktidara sahip olanın giydiğini giyerek kendisini güçlü hissetmeye çalışır. Taklit bir giyim demektir bu. Şimdi bu taklit giyim, taklit düşünce, taklit melankoli ve taklit tutunamayanlar fikri de bir taklittir diyorum. Bu çok önemlidir. Yani bizim isteğimiz, irademiz içinde değildir bu. Başkasının melankolisini taklit ediyoruz. Başkasının gündemlerini taklit ediyoruz. Ama burada bir gerçeklik payı yok. Yani ben bunu istiyorsam, bu suyu istiyorsam susamışımdır. Özgür irademle bunu seçiyorum ve buna ihtiyacım vardır derim normalde. Ama bugünkü yaşam biçimlerinin en büyük sorunu, kendi özgür kararlarını aslında veremiyor oluşlardır. Çünkü onları yönlendiren bir sistematik vardır orada. Onların kodları yazılıdır. Sosyal medyanın kodları yazılıdır. Yani insanlar daha çok neye temayül ediyorsa oraya doğru bir eğilim vardır. Bir modası vardır onun. Ve o sistem kurucularının taklit etmenizi istedikleri anlayışlar, düşünceler vardır. Bugün Nevzat Tarhan LGBT'nin %90 oranında taklit olduğunu söyler. Yani kendi yapısında olmadığını söyler. Şimdi LGBT bir kişinin cinsiyet değiştirmesi gibi durumlar bile %90 oranında taklit ise giyim, kuşam, yaşam biçimi, gündem. Gündem demek bu demektir. Sizin hayata bakış açınız demektir. Kendiliğiniz demektir. Uğraş alanınız demektir. En kıymetli şey nedir insanın? Zamandır. Ve siz o zamanınızı alırsınız, oraya verirsiniz. Zamanı verebiliyorsanız giyim biçiminizi de verirsiniz. Düşünce biçimini verirsiniz. Yemek şekillerini verirsiniz. Ve benzeri. Sizin hayatınıza yayılan o alanların hepsini taklit edebilirsiniz, ki edersiniz de yani. Eğer gündeme, gerçek gündeme sahip değilsiniz. Gerçek gündeme sahipseniz o zaman siz o gündeme uygun bir şekilde davranmaya çalışırsınız. En azından bunu yaparsınız. Yani mutlak anlamda o gündemi yaşıyor olamayabilirsiniz. Ama en azından karınca misali o yolda devam edersiniz. Yahut da kaplumbağa gibi, kaplumbağanın Kabe'ye gitme hikayesinde olduğu gibi en azından o yolda gitmeye gayret edersiniz. Düşersiniz, kalkarsınız ama o yolda gidersiniz. Fakat burada bir yol yok. Çünkü size gerçek bir yol gösterilmiyor. Çünkü kendi iradenizle, özgür iradenizle bir seçimde bulunmuyorsunuz aslında.
Büyük gündemle gerçek gündemin ne olması gerektiğine gönderme yapıyorum. Evet. Genel anlamda bu. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi biz büyük gündemi devam ettireceğiz. Reklamlarımızdan sonra büyük gündem ne olmalı? Kendi gündemimizi nasıl oluşturmalıyız? Çeşitli başlıklara devam edeceğiz. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Doçent Doktor Mehmet Özger hocamızın şair yazar kendisi Büyük Gündem adlı Zarif Yayınlarından çıkan yeni kitabı üzerine oradaki konular üzerine değerlendirmeler yapıyorduk. Belki bizi izleyenler de bu konularda bir düşünce oluşur. Belki bu konular, bahsettiğimiz şeyler onların zihninde değişik çağrışımlara vesile olur diye gündemimizin ne olması gerektiğini. Tabii ki gündelik gündem meseleleri her zaman var ve televizyonlarda zaten bunu ziyadesiyle görüyoruz haberlerde, tartışma programlarında. Ama gerçek gündemi, Müslümanın gerçek gündemi ne olmalı? Neyle bağlantılı? Yani en başta söylediğiniz Allah'ın kopmaz ipine sarılma meselesi. Yani orada bir hayatı Hakk'a bağlamak. Yani Müslümanın hayatı Hakk'a bağlı yaşanmalı. Dolayısıyla bu çerçevede bizim gündemimiz neler olmalı? Bunlar üzerinde konuşuyorduk. Hatta burada çok enteresan başlıklar var hocam. Zamanın geometrisi mesela. Saatleri ayarlama enstitüsü. Çünkü saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır diyor Tanpınar. Yani zaman ve mekan insanla mevcuttur. Modern insan zamanı doğal seyrinden kopararak kurgulanan bir nesneye dönüştürmüş ve zamanı şeyleştirmiştir diyorsunuz. Yani biz saatlerimizi neye göre ayarlayacağız? Bu çok önemli hocam. Neye göre ayarlamalıyız saatleri? Evet, bu biraz önce bahsettiğimiz postmodern dönemdeki o merkezsizlik, doğrunun olmayışı, hakikat denen kavramın olmayışından hareketle zamanımızı da şeyleştirdiğimizi düşünüyorum tabii ki. Çok hızlı bir zamanda yaşıyoruz. Bunu Kemal Sayar gibi psikologlar da çokça ifade ediyorlar zaten, biliyorsunuz. Bu hızlı zamanda aslında insan bir bütündür. Kainat da bir bütündür. İnsan kainatın bir parçasıdır. Eşyanın da bir parçasıdır. Etrafımızda olan varlığın biz bir parçasıyız. Fakat bu modern zamanla birlikte her şeyi hükmedeceğimizi düşündüğümüz için Francis Bacon'un bilgi güçtür ifadesinde olduğu gibi varlığı varlıkla barışık, varlığa dost olamadık. Varlığa hükmetmeye çalıştık. Zamana da hükmetmeye çalıştık. Oysa bizim kendi kültürümüz zamanın çocuğu olmak gibi İbnül Vakt ve Ebul Vakt gibi kavramlar kullanmışlar. Şimdi İbnül Vakt demek, zamanın çocuğu demek şu anlama gelir. Kitaptaki diğer meselelerle de gündemle, zamanla bağlantılı olarak siz bu anda yaşarsınız. Ancak bu ana hükmedebilirsiniz. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Gelecek daha gelmemiştir. Eğer siz bir şey yapmak istiyorsanız, bu dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, kendiniz adına bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız şu an başlamak zorundasınız. Siz şu anı yaşarsınız. Anın çocuğu olmak bu demektir. Vaktin çocuğu olmak bu demektir. Bu şuurla baktığınız zaman gününüz birden zamanınız çoğalmaya başlar. Daha doğrusu bereketlenmeye başlar ki bereket kavramından da bahsediyorum orada. Fakat biz sayılara itibar ediyoruz. Yani zamanı şu kadara bölüp
bu kadar yapınca çok şey elde edeceğimizi zannediyoruz. Gerçekte böyle değildir. Çünkü zamanın kendi içinde katmanları vardır aslında. O katmanlar açıldığı zaman, mesela Kadir Gecesi'nin 83 yıllık bir zaman dilimine tekabül ettiği geçer. Değil mi? Bilirsiniz bunu. Evet. Şimdi bir gece nasıl olur da 83 yıllık bir zamana tekabül eder? O zaman Kadir Gecesi'nin, yani bir gecenin yahut da bir 24 saatlik bir zaman dilimi olarak da alabilirsiniz. 83 yıla tekabül etmesini kim açıklayabilir? Bunu anlayamazsınız. Ya da şöyle de bakabilirsiniz. 100 yıl yaşamış bir insan vardır, ortaya hiçbir şey çıkarmamıştır, hiçbir eser üretmemiştir. Bir de 40 yıl yaşamış, 45 yıl yaşamış Cahit Zarifoğlu gibi, Cahit Sıtkı gibi şairlerimiz, düşünürlerimiz vardır. Ama ürettiği ürettiklerine baktığımız zaman biz şunu anlarız. Zaman sadece sayısal bir şey değildir. Zaman sadece rakamlardan oluşan bir gösterge değildir. Zamanın mekanla bir bağlantısı vardır. Mesela Bahtin buna kronotop ismini veriyor. Zaman mekan birlikteliği. Zaman mekanla birlikte açılabiliyor, değişebiliyor ve bazı zamanlar açılıyor. Mesela cuma saatinin özelliği nedir? Veyahut da bayramdaki arefe gününün yahut da bayram sabahının ne gibi bir özelliği vardır? Diğer günlerden ne farkı vardır? Bunu sayısal olarak rakamlarla açıklayamazsınız. Çünkü o günün rakamsal olarak diğer günlerden hiçbir farkı yoktur. Saat olarak da hiçbir farkı yoktur. Gerçek anlamda, reel baktığımız zaman da. Fakat biz meselelere bu kadar rasyonel akıl dediğimiz, o rasyonel akılla baktığımız için zamanın içindeki bereketi göremiyoruz. O zamanın diğer zamandan farkını algılayamıyoruz. Veyahut da mekan da böyle değil midir? Kabe'nin herhangi bir taş yapıdan ne farkı vardır? Gerçekten. Farkı yoktur. Ama orada metafizik bir durum var zaten. Bunları işte bu eşyayla ilişki kurduğumuz zaman ancak gerçek bir ilişki kurduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Yoksa bayram sabahı da herhangi bir sabahtır zaten. Cuma günü de öyledir. Yahut da diğer günler de öyledir. Veyahut da senin diyelim ki evlendiğin gün de diğer günlerden biridir gerçekte. Ama senin için önemlidir. Farklı olur. O zaman geçmez mesela. Veyahut da bazı zamanlar çok hızlı geçer. Biz bunları Ahmet Hamdi Tanpınar, insanın zamanın ayarı insan. Ayarı insandır. Çünkü insana göre değişiyor. İnsana göre belki çağlar da böyledir yani. Yüzyıllarda da böyle şeyler oluyor. Fatih'in İstanbul'u fethettiği çağın başka geçen birçok çağdan farkı vardır mesela. Böyle değil mi? Birçok çağdan farklıdır o. Veyahut da buna benzer büyük olayların yaşandığı, kavimler göçünün yaşandığı zamanla ondan sonra geçen 10 yıllar, bir yıl, iki yıl değil yani. 10 yıllar, 100 yıl, belki 200 yıl, 300 yıl, 500 yılı etkileyebilen olaylar vardır. Yani o an, o zaman o an çok değişik bir andır. Zamanın kırılma noktaları, zamanın açılma noktaları, zamanın belki de dürülme noktaları vardır. Bu anlamda zaman öyle basit bir rakam meselesi değil. Asıl mesele de budur yani. Bu şuura, zaman şuuruna erişmek gerekiyor. Tam bunların bahsettiği de zaman şuurudur diye düşünüyorum. Evet hocam, yani zaman dediğimizde tabii ki işte biz, yani herkes diyelim ki değişik, yani Hristiyanlar veya başka dinlerin mensupları, başka inanışlara sahip olanlar zamanı kendilerine göre yorumluyorlardır muhakkak. Ama biz kendimize ait, nasıl ki gündemde olduğu gibi zaman içinde Müslüman'a ait bir zaman dilimi, işte bayramdan bahsettiniz, işte Ramazan, oruç ayı mesela, o ayrı bir zaman dilimidir bizim için. Veya ibadetler için işte gündelik ibadetlerin işte seher vaktidir, kuşluk vaktidir, ikindi vaktidir, akşam vaktidir, yatsıdır, yatsıdan sonradır. Yani bu tür böyle zamanları dilimlerken de bizim kendi medeniyetimizin zaman dilimlemelerini, kendi dinimizin, milli kültürümüzün bu dilimlemelerini dikkate almalıyız galiba. Buna göre kendi saatimizi ayarlamalıyız diye düşünüyorum ben de. Yani yaşamak
Yaşamak da işte bununla ilgili. Yani biz zamanı neye göre kuruyoruz ve bizim için bu dünyadaki zaman, bu kısa zaman dilimi neyi ifade ediyor? Aslında biz o kısa zaman diliminde kendimizi nasıl biliriz, buluruz ya da anlamı, hayatın anlamını nasıl çözeriz? Bunun için uğraşmamız gerekiyor. Yani o bizim diğer gündem dediğimiz, bizim yapay gündemler, bizi gerçek zamanın, gerçek gündemin dışına itmeye çalışan o yapay gündemler ve zamanlardan sıyrılmamız gerekiyor. Gerçek zamanımızı, gerçek gündemimizi Hakk'a doğru yöneltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir yönelim meselesi önemli bence. Elbette ki tam olarak Hakk'a tabi olmak biraz zor bir iş, çok zor bir iş. Ama en azından bir yönelme yaşarsak Hakk'a doğru, o yönelmenin içinde zaten bu zamanın dilimleri de ortaya çıkacak. Kendimize göre bir hayat modeli oluşacak diye düşünüyorum. Tabii başlıklar çok hocam. Yani şimdi biz kısıtlı süre içinde ne kadar bunların hepsine değinebiliriz bilmiyorum. Yani size şu anda mesela terk etmekle ilgili, beklemeyle ilgili, boş değirmen, özgürlükle ilgili ya da hakkı teslim etmekle ilgili ilkeler, insan, eylemsiz söylemler, zamanın geometrisinden bahsettik, gündemden bahsettik, kime benzeyelim meselesinden bahsettik biraz. Yaşamak iyi vatandaş mı, aydın mı gibi daha birçok burada yazdığınız denemelerden hangileri, yani bu kısa süre içinde neyi söyleyebiliriz, hangi başlığı açabiliriz tekrar hocam? Ya şimdi sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. İnsan bir niyettir. Niyettir, bir yönelimdir. Özgür irade de bu demektir, yani külli irade karşısında. Yani meseleyi sadece külli irade olarak da düşünmeyebilirsiniz. Yani bir dünyada yaşıyorsunuz ve dünyaya gelmek biraz da maruz kalmaktır. Problemlere, acılara. Hazreti Adem cennette rahat yaşıyordu ama dünyaya gönderildiğinde acılarla, problemlerle, sıkıntılarla yüz yüze kaldı. İnsan bu kısa zamanda ancak niyet edebilir, ancak yönelebilir. Orada çok başlık var ama bu başlıkların temelinde her şeyden önce kendimiz olmamız gerektiği fikri var. İbn Haldun mağluplar galipleri taklit eder diyor. Yani biz taklit eder vaziyetteyiz. Düşüncelerimiz, duygularımız, yaşam biçimimiz, kendimiz olmak durumundayız. Yani zihnimizi temizlemek durumundayız. Zamana bakarken de böyle, mekana bakarken de böyle, yaşarken de birilerini taklit edeceksek o zaman doğru birilerini taklit etmek zorundasınızdır. Doğru taklitlerimiz var mıdır? Ya bu çok önemli bir şey. Yani rol model, modern anlamda dediğimiz söylersek rol model. Taklit edeceksiniz, edebilirsiniz. Taklit vardır bizim kültürümüzde ama bahsettiğimiz taklit büyük bir adamı taklittir. Yani siz Gazali'yi mi taklit ediyorsunuz? İbn Arabi'yi mi taklit ediyorsunuz? Fatih Sultan Mehmed'i mi taklit ediyorsunuz? Yavuz Sultan Selim'i, Kanuni'yi, Mimar Sinan'ı, Itri'yi, Dede Efendi'yi, Şeyh Galip'i, Baki'yi, Şeyhülislam Yahya'yı, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı kimi taklit ediyorsunuz? Yani taklit derken taklit etmek bu kadar kötü anlamda söylemiyorum ben. Yani örnek almak bağlamında evet. Ama sizin kültürünüze, sizin yaşam biçiminize, hayatınıza o kadar yabancı bir şeyi taklit etmeye çalışıyorsunuz ki sizin üzerinize durmuyor. Üzerinizde paramparça oluyor bu gömlek. Ya size çok geniş geliyor ya size çok dar geliyor. Çünkü sizin üzerinize göre yapılmamış. Sizin anneniz, babanız, dedeniz yahut da o kültürün içinde yaşayan insanlarla çok büyük bir aranızda mesafe var. O zaman ya sizde bir hata vardır ya onlarda bir hata vardır. Madem onlar rahat yaşamışlar yüzyıllar boyu kavga etseler de bu topraklarda, o zaman siz azıcık bir zamanda, yani kısacık bir zamanda çok büyük problemler yaşıyorsanız sizde de bir problem vardır. Çünkü siz taklit mercilerinizi yitirmişsinizdir. Taklit etmek bu kadar mı kötü bir şey diyebilirsiniz. Denebilir, yani seyircimiz de bize bunu söyleyebilir. Ama yani biz Yunus'u taklit etmiyoruz ki, Fatih Sultan Mehmet'i taklit etmiyoruz ki, Ulu Bey'i taklit etmiyoruz ki,
Ha biz büyük adamlara taklit edebilseydik o zaman bizde büyük mimarlar çıkardı. Dede Efendi'yi taklit edebilseydik büyük müzisyenler çıkabilirdi. Kendi çağının büyük mimarı, büyük astronomi düşünürü, büyük matematikçisi Hayyam'ı mı taklit ettik? Yani bizde mesela Hayyam bile şarapla bilinen bir adamdır. Hayyam büyük bir bilim adamıdır aslında. Dünya tarihini geçmiş büyük bir bilim adamı, büyük bir bilim adamını sadece şarabıyla taklit ediyorsunuz. Veyahut da Mimar Sinan'ın biz neyini taklit ediyoruz bugün? Yani etrafımızdaki binalara, mimariye bakın ya. Var mı böyle bir yani doğru bir taklit? Mimar Sinan taklidi var mı şu memlekette? Taklidin taklidi bile yok. Dede evet. Efendi'nin taklidi var mı? Fatih Sultan Mehmet kapı dedik. Fatih o değil midir? Kapı açmaktır. Fatih'e kapı açmak değil midir? Çağın kapısını açmış. İstanbul'un kapısını açmış. Böyle büyük bir adamdan biz bugün nerenin kapısını açıyoruz? Bir çocuğun kalbinin kapısını bile açamıyoruz. O kadar yabancılaşmışız. Etrafımıza, çağa, eşyaya, varlığa yabancılaşmışız. Bırakın çağın kapısını açmayı. Bırakın İstanbul gibi fethedilmeyen dev bir medeniyeti kırıp da yeni bir medeniyet inşa etmeyi. Bir yaşlının kalbinin kapısını çalamıyorsak, bir öksüzün yetimin kalbinin kapısını çalamıyorsak geldiğimiz yer bellidir. Yani yanlış bir taklit vardır. Asıl olan da budur yani. Ben de büyük gündemle şunu söylüyorum. Taklit edecekseniz doğru kişileri taklit edin. Eğer düşüyorsanız doğru bir ipe sarılın. Çürük bir ipe sarılmayın. Hani çürük bir ipe ne dizmişiz diyordu burada Rıza Tevfik Bölükbaşı. Yani çürük ipliğe dizilen hevesler var burada. Tutunacaksanız sağlam ipe, sapasağlam bir ipe tutunun. Çünkü o ip eşyayla, tabiatla, dünyanın ve evrenin dengesiyle, senin kalbinin çalışma sistemiyle, hepsiyle orantılı, hepsiyle bağlantılı bir varlık var, bir bütünlük var. Biz buna tevhid düşüncesi diyoruz. Yani benimle, ben küçük kainatım, kainat büyük insan. Böyle bir yapı var. Ve bu düşünceye tutunacaksam tutunmam gerekiyor. Ben batılı Tanrı öldü diyen Nietzsche'ye niye tutunayım ki? Veyahut da Andrejci'de niye tutunayım ki? Ki o insanların yaşam biçimlerine baktığımız zaman Rimbaud'dan tutun Andrejci'de kadar çoğu eşcinsel olmuştur veyahut da intihara girişmiştir veyahut da onu ima etmiştir. Oysa bizim kültürümüz hayatı, yaşamayı, diriliği ön plana çıkarır. Yaşamı yüceltir. Biz mesela ölüm düşüncesi, evet ölüm düşüncesi bizi rahatsız etse de aklımızda ama biz yaşadığımız her an hayatı daha çok ön plana alırız. Çünkü hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışması gerekir insanın bu dünya için. Elbette ölüm aklındadır. Yani biz maddeye elbette ki tatmayacağız ama maddeyi bırakacağız anlamına da gelmiyor bu. Fakat bugün insanlar ölümü aklına getirmeyerek maddeye tapmaya başladılar. Sorun bu. Yoksa maddeyi bırakmış değildir ki. Allah bize maddeyi bırakın, atın, hiçbir şey yapmayın demiyor. Hocam, deseydi Fatih çıkmazdı. Deseydi Mimar Sinan evet. çıkmazdı. Deseydi Ulu Bey çıkmazdı. Dünyayı imar eden bu kadar büyük düşünür çıkmazdı. Yani bu düşünce bu adamları çıkardığına göre bu düşünce insanlara bilim yapma demiyor. Dünyayı imar etme demiyor. Yoksa 40 kere İstanbul'da deprem olmuştur. Süleymaniye Camii bugün de ayaktadır. Bilimle yapılmıştır bu. En üst düzey bilimsel anlayışla oluşturulmuş bir camidir bu. Kervansaraylar, hanlar, hamamlar, köprüler bunlar duruyor burada yani. Ve bu düşüncenin ürünüdür, eseridir. Şeyh Galip'in şiiri de bu düşüncenin eseridir. Baki'nin şiiri de bu düşüncenin eseridir. Mimar Sinan'ın eserleri de Itri'nin eserleri de bu düşüncenin ürünüdür ve bunlar yaşıyorlar, ayaktalar. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi de bu düşüncenin eseridir ve halk içinde reel olarak yaşar. Yaşıyor yani. Evet. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yunus Emre'nin düşüncesi. Yunus Emre bir hümanist falan değil. Yunus Emre İslam'ın tasavvufun bir tarikatına üye bir adam. Beslendiği kaynak İslam düşüncesidir. İslam kültürüdür, İslam medeniyetidir. O zaman Yunus çıkarabiliyor. Bahsediyoruz mesela Aşık Veysel ya da Neşet Ertaş.
Neşet Ertaş'ı pişiren düşüncenin arkasında Bektaşilik kültürü, tasavvuf kültürü, İslam kültürü vardır. Aşık Veysel'in arkasında bu vardır. Pir Sultan'ın arkasında bu vardır. Aynı düşünce vardır. Çektiğinizde bu kültürü ne Aşık Veysel kalır, ne Neşet Ertaş kalır, ne Seyit Nesimi kalır, ne Yunus ne Mevlana kalır. Bu düşünceden bahsediyoruz. Pişiren bu düşünce. O zaman bu düşünceye sahip çıkmak gerekiyor. Veyahut da bu düşünce bilimin önünde engeldi vesaire gibi rasyonel aklın, batılı rasyonel aklın önümüze attığı zokaya da düşmemek gerekiyor. Çünkü onlar birer zokadır, bizi kandırıyorlar yani. Kandırmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar bizi besleyemiyor. Modern batının insanı götürdüğü yer intihar, anlamsızlık, abes, boşluk bunlardır. Oysa biz öldüğümüz güne kadar kendi hayatımızın hakkını vermemiz gerektiği düşüncesindeyiz. İslam da bu düşüncede. Ölene kadar siz o yaşamınızın size verilmiş bir armağan olan o yaşamın hakkını vereceksiniz. Yaşam biçiminizde, sözünüzde. Ya şu söylenebilir, şöyle eleştiriler gelebilir tabii ki. Yani dört dörtlük, ya etrafımıza bakıyoruz, dört dörtlük insanlar yok, onlar da bu düşünceyi yaşıyor. Ya onlar öyle yaşıyor diye siz yaşamayacaksınız anlamına gelmiyor. Yahut da biz bunları söyledik diye dört dörtlük insanlar olduğumuz anlamına da gelmiyor bu. Ama biz niyetiz. Biz bir yönelimiz. Bizim niyetimiz bu. Doğru, yanlış kabul edersiniz etmezsiniz ama yönelimimiz bu. Biz bunun doğru olduğunu, bu yolun doğru olduğunu iddia ediyoruz. Ve bunu da neyle ispat edebiliriz? İşte bunu söylediğim gibi Yunus'la, Mevlana'yla, Mimar Sinan'la, Itri'yle, Ulu Bey'le, İbn Arabi'yle, İbn Sina'yla, Farabi'yle bunları ispat edebilirsiniz. Çünkü bunlar ütopya değil ki, yaşanmış zaten. Atalarımız, büyüklerimiz yaşamış, tecrübe etmiş, deneyimlemiş, ortaya koymuşlar. Biz bunları rahatlıkla bunları bile söyleyebiliyoruz. Evet, böyle bağlayayım. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Yani Cemil Meriç'in dediği gibi, yani hani Türk aydını için diyor bildiğim kadarıyla cami avlusuna bırakılmış bir çocuk gibi. Yani ne geçmişi var biliyoruz, ne de geleceğinden bir ümidimiz var. Şimdi böyle olmamalıyız yani. Biz iz sürmeliyiz. İsmet Özel'in de hani şiirinde eskiler iz sürerdi, biz arıyoruz muttasıl dediği. Yani biz iz sürmeliyiz ve bu izler geçmişe dair bizim kültürümüzde, dinimizde çok sağlam olarak var. Bu varlığı, bu olan şeyi çok iyi bilmeliyiz. Türkülerimize tutunmalıyız, atasözlerimize, deyimlerimize. İşte bu bize miras bırakılan bütün mabetlerden tutunuz. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerden tutunuz. Başka mimarlarımız ve yazılan eserlere, Şeyh Galip'e, bütün büyük alimlerin yazdığı eserlere, Farabi'sine, İbn Sina'sına, hepsine tutunmalıyız. Ama bu tutunma nasıl olur? Tabii ki okuyarak, araştırarak olur. Yani bizde en kötü taraf maalesef şu anda belki en sıkıntılı olan taraf, okumuyoruz, araştırmıyoruz, bizim türkülerimizi bile dinlemiyoruz. Yani ne var onlarda, bize ne veriyor bugünkü, yani Neşet Ertaş'ı bile dinlemiyoruz veya anlamaya çalışmıyoruz. Aşık Veysel'i bile öyle maalesef. İnşallah bu tutamaklarımızı değerlendiririz. Gündemimizi kendimiz belirleriz. Burada tabii her şeye değinemedik ama hocam, kitabınızı inşallah izleyicilerimiz de okurlar. Önemli madde başları var ve önemli konulara değiniyorsunuz. Çünkü bizim de birçok şeyi hatırlamamız gerekiyor. Yani hafızayı beşer nisan ile malul hatırlatmamız gerekiyor. Onun için bu programlar yapılıyor. İnşallah hocamızın da ağzına sağlık. Bundan sonraki programlarda bir araya tekrar geliriz. Büyük gündemleri konuşmaya ve birbirimize hayırlı olanları hatırlatmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Büyük gündem önemlidir. Gündemimiz büyük olsun. Hazır fast food gündemlere tabi olmayalım diye bitireyim. Teşekkür ediyorum. İnşallah hocam. Sağlıcakla kalın.